Yalnız okurlar içinden herkese merhabalar. TRT2 ekranlarında yeni bir edebiyat yolculuğuna başlıyoruz. Bu yolculuk edebiyatımızın usta ismi, büyük emekçisi Selimleri ile birlikte Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerine, önemli yazarlarına doğru olacak. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi özlemiştik. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Bu yolculuktaki ilk durağımız ise edebiyatımızın nevi şahsına münasır isimlerinden olan Abdülhak Şinasi Hisar. Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerine uzun zamandır bir telif sorunu nedeniyle ulaşılamıyordu. Fakat yapılan yeni bir edisyonla artık okurların karşısında. Selim Bey'in de ayrıca önemsediği ve benim yazarım dediği bir isim. Bunu nereden biliyoruz? Selim Bey'in Uzak Hep Uzak adlı kitabında benim yazarım dediği, benim yazarım diye adlandırdığı, benim yazarım diye andığı köşesinden. İsterseniz sohbetimize de Abdülhak Şinasi Hisar'ın Selim Bey'in dünyasında nasıl onun yazarı haline dönüştüğüyle başlayalım. Nasıl dönüştü? Çok eski yıllardan beni geçmişe alıp götürdünüz. Çok uzun yıllar önce ortaokulda öğrenciydim ben. O ders kitabımız Türk Edebiyatı'na ilişkin ders kitabı. Ortaokulda bir ders kitabımızda bir parça vardı. Fahim Bey'in Esvapları. Yazarı da Abdülhak Şinasi Hisar. O döneme kadar Türk Edebiyatı'ndan Halide Edib'i, Reşat Nuri'yi, Yakup Kadri'yi okumuştum. Bol bol okumuştum. Ben okumaya çok tutkulu bir genç insan olmaya gayret ederdim. O dönemde Abdülhak Şinasi Hisar'ın ismini duymamıştım. Ama ders kitabındaki Fahim Bey'in Esvapları, Fahim Bey'in Giysileri bölümü bir romandan alıntı olduğu söyleniyor. Ama ne roman hakkında fazla bilgi veriliyordu ne de o anlatılanlar hakkında. Fahim Bey giysilerinde giysiler çok renkli bir şekilde çizilmişti. Bence çok etkili o modeller, giysilerin kıyafeti, hem o rengarenk bir dünya ama her şeye rağmen kelimelerden sızan bir işlilik, bir yalnızlık vardı. Galiba o işlilik ve yalnızlık benim dikkatimi çekti. Gerçi çok uzun süre durmadım. Yine ben bildiğim Halide Edib ve Yakup Kadri'ye geri döndüm. Fakat o yıllarda devamlı Cağaloğlu'na giderdim. Ankara yokuşuna, kitapçılara bakmaya her gün aşağı yukarı oraya giderdim. Tam o sırada ne alırsan 1 liraya adlı bir köşe vardı. Kaldırımlara düşmüş bir köşe. Orada Fahim Bey ve Biz diye bir roman ismi gördüm. Abdülhak Şinasi Hisar. Tıpkı okul kitabındaki o kitap elime geçti. O isme tekrar rastladınız. Ve o başlangıç. O günden sonra Abdülhak Şinasi Hisar'ı ben hiç kaybetmedim. Geçen zamanın için daha pekişti, daha hayatımın, yalnızlığımın bir parçası oldu Abdülhak Şinasi. Öyle söyleyebilirim. Ta ortaokul yıllarınıza götürdünüz bizi, evet. Aslında. Evet. Ortaokula götürdüm ama Abdülhak Şinasi tadına varmam daha sonra. Yani hem okudum ama öyle bende bir etki bıraktı ki Fahim Bey'in yalnızlığı, o hayal dünyası çok şaşırtıcı bir şeydi. O dönemde bir de bir hediye geldi bana. Dayım bir öğretim üyesiydi. Ondan gelen bir hediye Yapı Kredi Yayınları'nın o dönemde bastığı lüks bir baskı olan işte şu gördüğünüz kitap, Aşk Gibi Şehir Ne Var Alemde. Bu Abdülhak Şinasi Hisar'ın tamamıyla kendi özel defterinden yapılmış bir mısralar, beyitler seçmesiydi. Ve onun ön sözünde de Abdülhak Şinasi Hisar divan edebiyatımızın aslında ölüp ölmediğini, daha hala yaşadığını ve yaşayacağını işaret eden bir şey. Bunlar pek o dönemde konuşulan şeyler değildi. Bunlar da ilgimi çekti. Öyle başlayan bir dostluk bir ömür boyu sürdü. Okur dostluğu diyelim buna, değil mi? Okur dostluğu ve yalnızlık dostluğu. Yani çünkü Abdülhak Şinasi Hisar'da edebiyatımızın en yalnız yazarlarından birisi olduğunu düşünüyorum ben. O zaman yalnız okurlar için yolculuğu yalnız bir yazarla başladı diye, evet, öyle mi? Evet, öyle oldu. Ama Abdülhak Şinasi Hisar yalnızlığın sebebi kendisinin yalnız olması değil. Sanıyorum ki onun etrafında kurulan bir ağ var. Örümcek ağı gibi bir şeyle çevrilenmiş Abdülhak Şinasi. Döneminden bahsediyorsunuz değil mi? Kendi yaşadığı dönemden bahsediyorum. Mesela lise birinci sınıftayken edebiyatımızın çok değerli bir eleştirmeni olan Vedat Günyol, rahmetli Vedat Günyol, bizim Fransızca, aynı zamanda sizin de hocanızdı. Fransızca hocamızdı. Vedat Bey o yıllar kadar yazıları derlememişti. O yıl Dile Gelseler adlı bir eleştiri yazılarından oluşan bir kitap yayımladı. Çok önemli yazılar vardı bu kitapta. Yakup Kadri'yi, Halide Edib'i, Samim Kocagöz'ü, Reşat Nuri'yi öven yazılar. Onların arasında Abdülhak Şinasi ile ilgili yazılar, iki yazı ayrı. Bu çok kırıcı, çok kötüleyici, adeta hakaret edici yazılar. Şaşırtıcı. Çok şaşırmıştım ben de. Evet, sizin gibi çok okudunuz mu bilmiyorum. Mutlaka okuması yani mesafe var Abdülhak Şinasi. Manevi hastalık, manevi romatizmalı diyor. Manevi romatizmalı. Evet. Çok ağır bir ifade. Evet. Aslında beyefendiden de çok beklenecek bir ifade değil bu aslında. Değil mi? Yok, herkesi, Vedat Bey herkese hoşgörülü, sevgili, sıcaklık dolu bir insandı. Ama garip bir şekilde Abdülhak Şinasi'ye bir mesafe koymuş. Zannediyorum onun, Abdülhak Şinasi'nin biraz da yeni dönemin dünyasından uzakta eskiye bağlı oluşuna. Eski zaman sevdalısı. Eski zaman sevdalısı olması bir faktördü. Ve o Vedat Bey'in var olduğu dönemin yaklaşımı yeni bir dünyanın, yeni bir rejimin, yeni ufukların, yeni ifadelerin. Abdülhak Şinasi her şeyi eskiye dönüp bak güzellikleri eskide arıyordu. Hı hı. Sanıyorum ki o da onu çok Vedat Bey rahatsız etmiş. Ve ben Vedat Bey'e sordum, neye böyle yaptığını, yazdığını sordum. Yazı sana anlatmıyor mu dedi. Başka bir şey söylemedi. Korkudan da fazla bir şey sormadım. Tabii Fransızca hocanız ama aynı zamanda sizin... Hoca olarak çok olağanüstü, hoşgörülü bir insandı. Öte yandan sizin edebiyat yolculuğunuzda da çok önemli bir yer. Tabii ama mesafe koydu ve yani Vedat Bey mesafe koydu sayılı yazardan birisi Abdülhak Şinasi. Tam bu sırada başka bir şey oldu. Varlık Yayınları Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerini yeniden basmaya başladı. Ve ilk kitapta Fahim Bey ve Biz'di. Yani benim vaktiyle edinmiş olduğum... Sizin 1 liralardan toplamış olduğunuz kitap. O herhalde 5 lira olmuştu o vakit. Ama enteresan, aynı yayın evinde başka bir yazarın, benim çok sevdiğim başka bir yazarın, Cevdet Kudret'in Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman ve Hikaye antolojisi vardı. 2 cilt. Evet. Orada da Abdülhak Şinasi Hisar uzun bir bölümdü. Tıpkı Vedat Günyol gibi Cevdet Kudret ki çok yararlı bir antoloji yazmış, kaleme getirmiş. Her yazarımızı yaşatmaya gayreti göstermiş. Sıra Abdülhak Şinasi'ye gelince yine aynı mesafe, aynı uzaklık. Yine aynı. Hatta Vedat Bey'den de daha kırıcı bir tür, yani halk düşmanı gibi gösteriyor. Kaldı ki Cevdet Kudret'in o kitabı çok kapsayıcı, dönemin de bir portresini çıkarmış. Ama halkı küçümsediği, fakir fukara insanları küçümsediği, yine çok yukarıdan aristokrat bir tavırla, mesafe bir kas sisteminden yaklaştığını ileri süren bir şey. Onu da çok şaşırmış ve çok üzülmüştüm. Ama Abdülhak Şinasi biraz da o yıllarda hafif okumaktan, o yüzden ufak tefek okumalar yapıyordum. Ama zamanla anlaşıldı ki Vedat Bey'le Cevdet Kudret de sonradan benim ustam oldu. Tanıdığım, kendisini tanıma mutluluğa eriştim. Onların hırçınlığının sebebi anlaşıldı. Ben onlara yaklaştığını hırçınlık olarak görüyorum. Halbuki Abdülhak Şinasi hiçbir zaman öyle bir mesafe var. Ama her çirkin şeyle, yani öyle halk diye böyle bir şey yok. Kaba ve kötü, isterse en aristokrat insandan gelsin, bazı kabalıkları tahammülü yok. Onun şikayet ettiği şeyler o eserinde ondan olmuş. Bir estet gözüyle belki de kabalığı ve çirkinliği reddediyor. Tabii çok haklısınız. Estetik açısından meseleler, Abdülhak Şinasi'de hep her şeyin estetik olması gerekiyor. Muhakkak. Öyle bir tutkusu ve saplantısı var. Ama bunlar ne yazık ki Cevdet Kudret'le ve Vedat Bey'le sınırlı kalmadı. O yılların en önemli edebiyat dergisi Yeni Dergisi'ydi. Mehmet Fuat'ın çıkardığı. Mehmet Fuat'ın o Yeni Dergisi'nde tam o yıllarda şimdi de değerli bir imza olan Murat Belge'nin yine Abdülhak Şinasi Hisar üzerine çok uzun ve kırıcı bir yazısı çıktı. Yani tam yeniden yayımlanırken eserleri ve adam ölmüşken o yazıda da yani Abdülhak Şinasi'nin neredeyse yarı bunak olduğu işaret eden yani çok enteresan ifadeler aslında bunlar. Evet. Yani o yazıdan bir gerici diye bir ifade de hatırlıyorum. Gerici sanki. Evet. Aynen öyle diyor. Yani bir gerici tutum içerisinde yazdı. Dünyaya öyle baktı diyor. Aynı o yıllarda hemen akabinde Ahmet Oktay, değerli eleştirmen Ahmet Oktay'ın bir yazısı var. O da Ahmet Oktay geçmiş severdi. Geçmiş zamanın peşinde giderek yeni bir şeye açık olmadığını, yeniliklerin hepsine kapalı olduğunu iddia ediyor. Ama Ahmet Oktay bu görüşünden uzun süre devam ettikten sonra yaşamının hayli olgun yıllarında yazdığı bir edebiyat tarihinde tamamıyla vazgeçip Abdülhak Şinasi'nin geçmişte bir şey aradığını ihsas etti. Yani kaybolan bir şeyi yeniden diriltmek, yaşatmak, nefes aldırmak için uğraştığını ifade etti. Yani benim Abdülhak Şinasi ve etrafındaki yazılarla, çizilerle maceram böyle başladı. Bunların çok etkisi altında kaldım. Ve kendi okumalarımı da bunlar hem tesir etti hem de onları yenmeye çalıştım. Tesiri sanırım olumlu olmuş. Çünkü yalnız bırakılan bir yazarı siz yalnız bırakmak istememişsiniz. Çok teşekkür ederim. Maalesef önceleri öyle olmadı. Sonra ya başta bir hayranlıkla başladı dediğim gibi. Ama bir dönem uzaklık oldu. O insanların söylediklerini eleştiriye insan çok kapılır biliyorsunuz. Olumsuz eleştiriye daha fazla kapılıyor insan. Çok gençlik yıllarımdı. Bir süre az okudum. Yani çok okurken mutlu oluyordum. Mutsuz bir okuma olmuyordu bunlar. Geçmiş zaman köşklerini, geçmiş zamanda geçilen bütün edebiyatını, Boğaziçi Mehtaplarını, Boğaziçi Yalılarını hepsini çok severek okuyordum ama bir yandan da gizli bir sevgiydi bu. Dışa vurmadı, gizli bir sevgiydi. Ne diyecekler diye bir kaygım vardı. Ama zamanla bunu yendim. Zamanla yendim ve gördüm ki Abdülhak Şinasi Hisar hiçbir zaman geçmişte bir gerici bir tutumla geçmişe yaklaşmıyor. Hep geçmişten olumlu, değerli olan özellikleri alıp yarına götürmek isteyen bir tutumu var. Bir kültürü, bir mirası. Bir kültürü götürmek istiyor. Kendince yaşadığı bir dünyayı bugüne taşımak istiyor aslında. Hem öyle hem sevdiği bir genç, kendisinden genç bir genç yazar var. Ziya Osman bir şair. Ziya Osman Saba, büyük şairimiz. O Ziya Osman Saba da Abdülhak Şinasi'nin eserine hayran. Öyle bir dostlukları olmuş. Fakat maalesef Ziya Osman Saba biliyorsunuz çok genç yaşta, 40 küsur yaşında aramızdan ayrılmış. O zaman yazdığı bir yazı var. Abdülhak Şinasi Hisar'ın bir matem yazısı var. Orada diyor ki Ziya Osman Saba geçmişte kaybettiği insanlara olan sevgisi ve saygısıyla ayakta kalacak, unutulmayacak diyor. Ve geçmiş severlik sanıldığı gibi gericilik değil, geçmişten değerlerine yeniden sahip çıkmak, onları sonsuza kadar yaşatmak isteğidir. Ziya Osman Saba'nın mücadelesi, tutkusu buydu. Hisar Ziya Osman Saba için bunu söylüyor. Ziya Osman Saba'nın kaybettiği büyüklerine olan şiirlerde atıflarını, geri göndermelerini, akrabalarından uzaklaşmamak isteğini, ölmüş olsalar bile hatıralarının tekrar yaşadığını, başka bir dünya, başka bir alemde hayal olsa bile var olduğuna inanmak istediğini. Nitekim Ziya Osman Saba'nın bazı işlerinde çok belirgin olarak bu imkansız tesadüfler adıyla karşımıza çıkar. Aslında şimdiye kadar çizdiğiniz tabloda birbirini anlayabilen sadece iki insan var. Evet. Ziya Osman Saba ve Abdülhak Şinasi Hisar. Çok enteresan. Ziya Osman Saba'yı çok seven bir şairimiz, başka bir büyük ustamız. Ziya Osman Saba'yı kendi ustası biliyor. Behçet Necatigil. Behçet Necatigil de Abdülhak Şinasi'ye Ziya Osman Saba'ya değil, ona sevgisi sonsuz. Hatta örnek aldığını söylüyor. Ama sıra Abdülhak Şinasi'ye gelince nötr. Hiçbir Edebiyatımızda isimler sözlüğü. Evet. Edebiyatımızda isimler sözlüğüne dikkat edin. Her yazarımız, her şairimiz için ufak tefek de olsa çok önemli, özlü tespitler vardır. Necatigil'in notlamaları da evet, edebiyat tarihine geçecek notlamalardır. Evet, yani müthiştir gerçekten. Ama Abdülhak Şinasi'ye bakın, bakmışsınızdır belki. Sadece diyor Fahim Bey ve Biz Almanca'ya çevrilmiş. İyi bir Türkolog olan falanca tarafından çevrilmiştir gibi bir şey, başka bir şey yok. Enteresan, metafizik bir perde var aslında Hisar'ın etrafında şu ana kadar anlattığınız tabloda. Belki ben uyduruyorum, onu da bilemeyiz. Ama ben de öyle hissediyorum. Yorumu var. Çok uzun yıllar Abdülhak Şinasi Hisar üzerine iyi bir iyimser yaklaşımla yaklaşılmamış. O kadar şaşırtıcı bir şey ki, çok önemli bir iktisat bilimci Niyazi Berkes birçok eserinde, yazısında edebiyatımızdan örnek almış. Niyazi Berkes edebiyatımızın bir koruyucusu olmasına rağmen Abdülhak Şinasi Hisar'ın bütün eserlerine, bilhassa Çamlıca'daki eniştemiz eserine fevkalade menfi bir, olumsuz bir yaklaşımı var. Orada diyor ki bütün bu yeni zamana kapalı bir dünya diyor. Yeni olan hiçbir şeyi savunmuyor diyor. Ve yani bir tür yeniyi yeninin önünü kesen bir anlayışı ileri sürüyor. Nereden bunu çıkarmış? Niyazi Berkes'i ben tanıdım da, fakat bunu sormaya hiçbir zaman cesaret edemedim. Hala bunu çok gençliğinde yazmış. Ben tanıdığım vakit yaşlanmıştı. Hala aynı düşünceydi mi? Başka bir düşüncesi var mıydı? Hiçbir zaman öğrenemedim. Ama geriye yazı kaldığı için Niyazi Berkes'ten böyle tatsız bir adı kalmış Abdülhak Şinasi'ye. Abdülhak Şinasi ise bunları okuyor. Tabii etrafında onu çok öven başka yazarlar da var. Birçok yazar var. Ama kendisi bunların üzerinde durmuyor. Yani menfi veya müsbet üzerine durmuyor. O da kapalı bir dünya. Başkalarının sözlerini herhalde içinden belki de öfkeleniyor veya seviniyordu, onu bilemiyoruz. Alıngan bir tarafı olduğundan kendini yalnızlığa çekmiş olabilir belki de Hisar. Alıngan bir tarafı var, haklısınız. Yani anılardan anlaşıldığı kadarıyla çok alıngan bir tarafı var. Ama hiçbir zaman çok üzerine bildiği yolda gitmekte çok önemli bir inadı var. Ömrünün son yıllarına geldiğimiz vakit, kabaca gidersek, son yıllara geldiği vakit Abdülhak Şinasi Hisar Ayazpaşa'ya taşınıyor Ankara'dan. Uzun yıllar Ankara'da çalıştıktan sonra İstanbul'a geliyor. Ayazpaşa'da Nimet Apartmanı. Nimet Apartmanı hala yerinde duruyor. Tabii arada değişik bir tamiratlar, onarımlar görmüş. Ama ben onun önünden çok geçtim. Çok zaman defalarca Abdülhak Şinasi hangi katta oturdu diye hep merak ettim. Ama öyle bir bilgi yok galiba elimizde. Kaçıncı katta? Var zannediyorum. Şükran Kurdakul üzerinden mi? Yok. Bahriye Çeri'nin çok önemli edebiyat yazarları oturdukları evlerin atlası vardır. Çok müthiş orada 3. kat diye aklımda kaldı. 3. katta oturuyor. Fakat iyi söylediniz. Şükran Kurdakul çok genç bir edebiyatçı olarak, genç bir şair olarak Ayazpaşa'da bu apartmanın, Nimet Apartmanı'nın karşısında büyük bir binanın küçücük bir aşağı katında bir küçük kitap evi var. Ve Abdülhak Şinasi Hisar'a bir saygı duyuyor. Yaşça çok genç Abdülhak Şinasi Hisar'dan. Çok büyük bir saygısı var. Devamlı ona yardım ediyor. Hatta Abdülhak Şinasi zaman zaman onun sekreteri zannedermiş. Bir dost olarak geldiğini, bir hayranı olarak geldiğini karıştırılmış. Şükran Kurdakul da bozuntuya vermemiştir herhalde. Efendim? Şükran Kurdakul da bunu bozuntuya vermemiştir herhalde. Yok, vermemiş. Bana anlattı, çok tatlı anlattı. Yani üzülerek anlattı. Zaman zaman Şükran Bey, evladım hoş geldiniz falan kabul eder ama onu karşı kitapçı oldu. Karşıda da bir kitap evi var. Orada da bir Şükran ismi yazıyor. Siz misiniz falan gibi tekrar sorarmış. Ama ne güzel bir dostluk değil mi? Evet. Ama çok da acıklı bir şey anlatmış Şükran Bey bana. Zaman zaman uzun dikte ettiriyor. Uzun cümleler. Son derece kolay başlıyor. Kaldı ki üslubu da zaten Hisar'ın taşkın bir üslup. Virgül koyacaksın. Doktora virgül koyacaksın Şükran falan derken cümlenin sonunda koyacak kelime aklına gelmezmiş. Durmuş, benim zavallı kelimelerim nereye gittiler, neredesiniz diye feryat edermiş. Bunu çok büyük üzüntü olarak anlattı Şükran Bey. Ben de çok yıllarca bunun etkisi altında kaldım. Fakat şimdi çok daha kendim yazı yapmaya çalışıyorum ve kelimeler yok. İstediğim kelimeyi bulamıyorum. Emin ol. Ben o notları bir okudum. Kelimeler yerli yerinde duruyor. Onları tekrar sağ olun. Tekrar uğraşa geliyor. Abdülhak Şinasi de sonuna kadar kelimeler durmuş ama çok zorlanmış. Ve Abdülhak Şinasi Hisar genç bir kuşak tarafından sevilmiş. Şükran Kurdakul dünya görüşü hiç benzemediği halde Abdülhak Şinasi'ye hem saygı hem de hayranlık duymuş. Nitekim sonraki bazı yazılarında onun eseri hakkında çok ciddi sevgi dolu cümleleri vardır. Bir başka kendi devrinde onu seven yazar Çelik Gülersoy'dur. Çelik Gülersoy. Çelik Gülersoy'un buraya getirdim. Abdülhak Şinasi Hisar'la ilgili hemen diyebilirim ki tek ciddi biyografi bir başka kitap var. Sermet Sami Uysal'ın yaptığı, hazırladı. Ama anılar açısından baktığımız vakit en yakından yazılmış monografi diyebiliriz sanırım. Evet. Çelik Gülersoy'un yazdığı için. Sadece diyorum ki son. Sonra artık sonra bir monografi çalışması olmadı. Hayattayken onun tanıyan insanlardan bir şey olmadı. Belki bir iki kişiden anı yazısı olmuştur. Anılar geldi, evet. Bir de başka çok şaşırtıcı bir isim. Son dönemde ona yakınlık gösteren ve hayranlık duyan bir edebiyatçımız. İnanmayacaksınız şimdi. Erdal Öz. Erdal Öz çok genç o dönemde ve Abdülhak Şinasi Hisar'ın büyük bir hayranı. Erdal rahmetli bana bizzat kendisi anlatmıştı bunu. O Muazzez Menemencioğlu adlı bir şairimiz, bir evet, hanımla birlikte radyoya program yapıyorlar. Abdülhak Şinasi ile yapmışlar. Ne yazık ki o bant var mı? O kayıtlar nerededir acaba? Kayıtlar çok şükür yazıya geçmiş. Hı hı. Bazı kitaplarda onları bulmak mümkün. Ses var mı onu bilmiyorum. Herhalde kaybolup gitmiştir. Ve bana Erdal Öz çok enteresan. Benim onu Abdülhak Şinasi'ye hayranını bildiği için bir teklifte bulundu. Abdülhak Şinasi Hisar'ı yeniden bir edisyonla günümüz okurları için yeniden basmak. Çünkü o sırada Abdülhak Şinasi'nin eserleri basılmıyordu. Kimse basmıyordu. Ben de ona ilk kitap olarak son zamanını Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehli'ni teklif ettim. O da Erdallık bunu kabul etti. Ben çok büyük bir sevgiyle bu şeyi yaptım. Kitabın edisyonu yaptım. Elimden geldiği kadar düzgün olması için gayet bilinmeyen, artık kullanımdan, tedavülden kalkmış sözcükleri katiyen Türkçeleştirmedim. Onları şiirsel bir ahenk getirdikleri için cümleye hiç ellemedim. Dipnotlarla, küçük bir sözlükçeyle. Kitabın arka tarafında bir lügatçı hatırlıyorum. Evet, vardır. Fakat o kadar çalıştım ki bu kitabın kapağı da benim, yani ben çizmedim. Münif Fahim Bey'in bir gravüründen aşırma olarak ben boyadım. Kendi günlerce. Aa, ne güzel bir hatıra, ne güzel bir anı. Evet. Erdal bunu bastı. Ama arka kapağı çok tuhaf bir şey yazdı. Nedir? O büyük yazarın diyor, Abdülhak Şinasi Hisar için. Bugün okumasının temel sebebi belki de sözcüklerin eskimiş olması diyor. Yani biliyorsunuz siz de kıyısından köşesinden tanık olmuşsunuzdur. Edebiyatınızda çok uzun dönemler bir öz Türkçe, ılımlı Türkçe, muhafazakar Türkçe, kesinlikle anlamsız bir tartışma olmuştur. Halbuki onun hiç olmaması, bir Osmanlıca diye bir ayrım yapılmıştır. Bir tabii kabul edersiniz ki bir imparatorluk dili kolay kolay tek bir ulusal dile benzemez. Tabii. Ulusal dil hakikaten ulusun kelimelerden. Ama imparatorluk dili dediğiniz şey coğrafyalardan, çok başka coğrafyalardan, başka etkilerden. Abdülhak Şinasi Hisar öyle bir yaşamdan gelmiş. Ve bunu yani çok enteresan. Mesela bugünün bir genç yazarı bana dedi ki o dili şimdi yeni okuyor. Fahim Bey ve Biz'i okuyormuş. Yeni edisyonla beraber, yeni tekrardan edisyonla, okuyucuyla buluşmasıyla beraber. Evet. Ve dilin en çok hayran olduğu şey dil ve sözcüklerin zenginliği. Ama kesinlikle yeni okurun Hisar'da bulduğu dildeki bu zengin dünya, kendine has üslup. Yani herhalde, yani bir düşünmenin herhalde en büyük özelliği, çok eş anlamlı, çok kelimeler olursa düşüncenin de zengin olduğu iddia edilmiştir. Bizim Abdülhak Şinasi Hisar devrinin Türkçesinin, ki sanıyorum ki onu bir başka yazarda pekiştirmek mümkün, daha yeni kelimeleri de açık olan, sanıyorum ki Türkçenin en kıvamlı noktası Abdülhak Şinasi Hisar ve beraberinde ondan da daha dil konusunda zengin olan Refik Halit Karay. Karay. Yani keşke bugün o dile dönüp bakılsa. O dil sanıyorum ki lisan açısından, dilimiz açısından, Türkçe açısından, Türkçenin yapısı ve özelliklerinin yanı sıra tarihçesi açısından en zengin anlatım. Bir çağ bir çağa bağlıyor gibi sanki. İki yazarın hem öyle bir dili şey de var, hem de yani insan üslupçu bir yazar olmak tutkusuz duyuyorsa. Sizin öyle, gibi. Ben öyle maalesef böyle bir tutkum deli gibi var. Başarılı oldum olmadım o ayrı bir şey. Estağfurullah. Olmamışımdır. %100 olmamışımdır. İstediğim kadar hiçbir zaman olamadım. Ama öyle bir tutkum var. Ve benim maalesef çok kelimeye ihtiyacım var. Bir şeyi, bir fırtınayı anlatmak için mesela bizim edebiyatımızda çok yanlış yaklaşımlardan birisi de seslerin getirdiği kelimeler vardır. Yansıma sesler. Tabii. Mesela Halikarnas balıkçısı. Onu okursanız orada fırtınanın sesini duyarsınız. Yağmurun, denizin gümbürtüsünü, dalgaların gümbürtüsünü duyarsınız. Ama bunları yine demin bahsettiğim Cevdet Kudret yapma bir dil diyor mesela. Yani biz karar verilmiş bir toplumuz. Yani bunlar tabii kişiden kişiye doğal olarak değişecek şeylerdir. Ama bir şey, bazı şeylerin bir değer olduğunu yaklaşmamışız. Daha dar bir yaklaşımla ve kendi yaklaşımımıza çok inanmışız. Efendim şimdi dil mevzunu açtınız. Dil üzerine epey konuştuk. Hisar'ın bu dil konusunda ne kadar farklılaştığını, ne kadar kendine özgün bir yapı meydana getirdiğinden bahsettik. Fakat dil konusunda yine son derece tutucu tavrıyla bilinen, öztürkçeci tavrıyla bilinen Nurullah Ataç, Hisar konusunda bu söylediğiniz olumsuz tablonun çok dışında başka bir şey söylüyor. Evet, çok haklısınız. Ama unutmamak gerekir ki Ataç benim tanıdığım, herhalde size de dikkatinizi çekmiştir, Türkiye'ye gelmiş en aydın, en bir anlamda geniş bir görüngeden yaklaşan bir yazardır. Öztürkçe, onun savunusu. Ama Abdülhak Şinasi Hisar'daki dil zenginliğini, dilin bir adeta plastik bir eşya, bir süs, bir heykel, bir yontu gibi karşımıza çıktığını, onu fevkalade hissediyor. Abdülhak Şinasi Hisar'a söylediğiniz gibi müthiş bir sevgi göstermiş. Onun yazdığı herhangi yeni bir kitaptan çıkacak diyor. Mesela Boğaziçi Mehtapları. Bakalım ne kadar güzel bir şey olacak diyor. Ne olacak demiyor. Ne kadar güzel bir şey olacak. Çok önemli bir soru aslında bu. Yani Ataç'ın sezgisi getiriyor. Ama öteki yazarlarda neden böyle bir talihsizliğe düşmüş Ataç anlamak çok zor. Geçip gitmiş bir dönem, yıllar öncesine geri dönmek, eşelemek yerine bence Ataç'ı bugünün bakış açısıyla yeni okurlara, yeniden belki hepimiz yeniden okumakta bir fayda var. Ben Nurullah Ataç'ın kendisi hikaye diyor. 3 tane biliyorsunuz. Evet. Fahim Bey ve Biz, Ali Nizami Bey, Çamlıca'daki eniştemiz. Ben onun tarifinden yola çıkarak, yani hikaye dediği şeyin asıl romanının, asıl hikayesinin, yazdığı asıl şeyin bir roman tadında Boğaziçi Mehtapları olduğunu düşündüm bir dönem. Yani ben size aslında bu soruyu sormak istedim. Biz anı diyebiliyorduk onu. Boğaziçi Mehtapları bir anı dünyası, bir anılar dünyasıydı. Öyle değerlendirilmiş. Çok önemli bir ifade kullandınız. Kendisi roman de öyle diyor. Halbuki bence Boğaziçi Mehtapları baş kahramanı, doğrudan doğruya ay ışığı olan bir roman. Baş kahramanı bir ay ışığı. O ay ışığının bir yanda evliliğe geceden günümüze doğru kayboluşu içerisinde gördükleri insanlar, kendi hissettikleri, insanların o anda ay ışığıyla ilişkileri, aşkları, sevgileri bence bir romanka ve öyle bir dönemde yazarlığın çok duygularımın yoğun olduğu bir dönemde ben öyle hissettim. Bir kitabımda Mavi Kanatlarında Yalnız Benim Olsaydın adlı bir kitabımda da Abdülhak Şinasi Hisar'ı geçmiş zaman yazarı diye adlandırıp Boğaziçi Mehtapları'nda bir roman olduğunu ve baş kahramanın da olduğunu düşündüm. Mehtabın kendisi olduğunu düşündüm. Neden bunu düşündüm bilmiyorum. Belki Abdülhak Şinasi Hisar'ın bir yazısı beni cezbetti. Başka bir yazısı. Bir yazısında şair Nigâr Hanım'la birlikte bir akşam vakti Boğaziçi'nden Yalı'ya gelirler. İmparatorluğun son dönemidir. Nigâr Hanım'ın çok güzel bir kayığı vardır. O kayığın da ucundan gök mavisi bir gök kayık örtüsü sulara gömülür. Yukarı çıkarlar. Abdülhak Şinasi bir kitap alacaktır Nigâr Hanım'ın kütüphanesinden ödünç olarak. Ama Nigâr Hanım bir an unutup aynada kendisine bakar ve yaşmağını çıkarır. Sonra saçlarını çözer. Yaşlılığına bakar Abdülhak Şinasi de onun gizlice hiç sesini çıkartmadan aralarında unutmuştur Nigâr Hanım onun odada olduğunu. Bakar ve o geçip giden zamanı hem lanet eder hem de geçip gitmediğine inanmak ister. Büyük bir aşk sahnesinden bahsediyoruz aslında. Evet. Şöyle ki aşk sahnesi olarak okumuştum ama başka bir şairimizi analım şimdi. Bir dönem bir dergiye bir aşk antolojisi hazırlamıştık. Ben, Cemal Süreyya, Doğan Hızlan, galiba Peri Dergisi vardı. Peri Dergisi'de Cemal Süreyya bu pasajı getirdi. Abdülhak Şinasi'den en büyük aşk sahnesi olarak bu sahneyi getirdi. O günden sonra o sahneyi büyük bir zevkle defalarca okumuşumdur. Her aşk yalnızlığında insanlara bir şefkat getireceğini düşündüğüm bir sahnedir. Yani Abdülhak Şinasi'nin aşkı yazmadığını, bütün anlarda o şekilde geçiyor. Şahin abi Bey de öyle geçiyor. Halbuki yaşamış. Yani o başka türlü yazılamaz. Aşkı çünkü farklı türlü, evet, farklı bir şekilde yaşamış. Evet. Şahin Nigâr Hanım, Hisar'ın Boğaziçi'nden komşusu sanırım değil mi? Evet, altlı üstte oturuyorlar. Şöyle de bir sahne var. Boğaziçi yalılarında. Bu kayık dönüşlerinde, kayık sefalarının dönüşlerinde bir akşam olduğunda artık yüzler de görülmüyor tabii. Gün batmış. İnsanlar gün batmış, insanlar seçilemiyor, kimin kim olduğu seçilemiyor. Fakat Hisar, şair Nigâr Hanım'ı ellerinin beyazından tanıyor. Oo, uzaktan. Uzaktan, ellerinin beyazından. Ya, bu aşk değil de ne derler evet, aslında değil mi? Zaten zannediyorum ki şair Nigâr Hanım'ı o dönemde birçok insan ciddi bir şekilde aşık olmuş. Burada küçük bir nota iletmek istiyorum müsaadeniz olursa. Boğaziçi Mehtapları ilk yayımlanış 1942. Anladığım kadarıyla Hisar devrine göre çok yenilikçi bir portre çizmiş yazdıklarıyla. Çok yenilikçi bir yaklaşımda bulunmuş. Anlaşılamamasının nedenlerinden biri de bu olabilir mi acaba? Çok haklısınız. Yani çünkü her yeni şey ilk bir hücuma uğrar. Bir de o devirde roman dendiği vakit anlaşılan şey Batı romanının klasik geometrisinin içinde kalan bir şey. Yani Stendhal gibi yazsınız, Balzac gibi yazsınız tamam. Ama son derece özgürlükçü bir yaklaşımı var Abdülhak Şinasi Hisar'ın. Proust'la vesaire birlikte adının anılması belki ondan kaynaklanıyor. Roman sanatı ile ilgili bir Batı edebiyatından çevrilmiş bir kitap var. Ona yazdığı bir ön söz var. Roman sanatının kendi açısından. O kitaba niye beğendiğini, Türkçe'ye çevrildiği için neden memnun kaldığını ifade etti. Orada kendi roman anlayışını ifade ediyor. Orada roman sanatına öylesine bir zengin esneklik tanıyor ki, yani onun yaklaşımıyla yazılmış bir takım romanlar hiç Abdülhak Şinasi'yi bilmeyen, hayatlarında okumamış Batı edebiyatından bazı yazarlar. Ondan senelerce sonra o hissiyatı, o duygularımı tatmışlar ve yazıya geçirmişler. Abdülhak Şinasi maalesef geçirememiş. Kısıtlı bir geometrinin içine sokmuşlar. Ama ona rağmen direnmiş, bir takım yenilikler getirmiş biliyorsunuz. Hiçbir romanın başı sonu bize hatırlayacaksınız. Okulda ne öğretirler? Başı vardı. Gelişme, sonuç. Abdülhak Şinasi hiç yok. Yekpare, tek plandı ki de. Dümdüz bir yol gibi gözükür. O, halbuki onun içinde gizli inişler, çıkışlar, yokuşlar neler vardır ama o tek bir dümdüz alıp götürür. Ve o kendi roman anlayışı kendinin olmasına, özgün olması için inanılmaz bir dikkat sarf etmiştir. Bu bir özgünlük takıntısı var. Var. Benim takıldığım nokta ise şu Selim Bey, müsaadenizle araya girmek istiyorum. Bu kadar özgünlük takıntısı, bu kadar edebi şahsiyet takıntısı önde olan bir insanın, bir yazarın, bir kalemin bugünden baktığımızda Türk edebiyatının Proust'u diye açıklanması veya öyle anılması size nasıl hissettiriyor? Bu garip bir yaklaşım değil mi gerçekten? Şimdi o konuda biliyorsunuz demin andık sevgili Murat Belge'nin Proust'la onu oranlayanlar diyor çok haksızlık ediyorlar. Proust zeki bir adamdır. Bu da derdiyse yarı bunaktır demeye getiriyor. Aynen. Yani de tam öyle değilse ona getirmiyor. Aynen aktarım bu. Aşağı yukarı böyle bir şey. Proust'u okumuş tabii. Yani kendisi de defalarca birçok konuşmasında anıyor. Ama ben Proust'un etkisi aldığında ya da Proust'un yönteminden yararlandığı görüşünde değilim. Belki üslubunun aşırı zenginliği, süslü nesli düz yazısı açısından İtalyan romancısı Gabriel D'Annunzio'nun etkisi olabilir. Kendisi zaten bir yazısında D'Annunzio'yu söylüyor. Çok önemsediği bir. Ama bütün bunlardan sonra bir bize işaret ettiği bir şey var. Bizim geleneksel seyir sanatlarımızdan dil olarak veya yapı olarak yararlanamaz mıydık diye soruyor. Mesela tabii kastettiği en başta Karagöz. Aynı dikkati, çok tuhaf bir şey, bir başka yazarımız, Abdülhak Şinasi'yle akrabalığı bile olmayan bir yazarımız Hüseyin Rahmi Bey ileri sürer. Belki başka bir batı ölçüdeki roman değil, başka bir roman anlayışı olabilirdi bizde diye sorar. Ama bu sanırım şununla da ilgili biraz. Kendimizi batı referanslarıyla ifade etmek gibi bir Reşat Nuri Güntekin'e anlattık az önce bir eski hastalığımız var. Evet. Bununla alakalı olabilir mi? Yani bunlar çok rizikolu konular. Çünkü birisini öyle desek başkasının kalbini kırıyorsunuz. Bir anlayışı kırıyorsunuz. Böyle desek başkasını. Öyle gelmiş bir kader bunlar belki de. Kendi içinde çizgi. Ama muhakkak ki bizde roman yoktu sözüne ben katılmıyorum. Zaten Ahmet Hamit Tanpınar bunu fevkalade yanıtlamış. Bizim romanımız şarkılarımızdır diyor. Müthiş bir tespit o. Yani bizde yoktu roman vardı diye bunu artık roman olalı çok 1,5-200 yıl geçti. Artık vardı yoktu diye araştırmak, bunu çözmek yeni ve özgür bir romana açılmak daha iyi bir şey gibi geliyor bana. Ama Proust'a dair şunu söyleyebiliriz sanırım. Yani Proust'u seviyor, Proust'u okumuş. Okumuş. Şöyle de bir ifade var hatta Boğaziçi Yalılarında, müsaade ederseniz okumak isterim. Fransız nasirlerini, ki en büyük Fransız şairlerdir bunlar diyor. Chateaubriand, Barès ve Proust gibi üstatlar. En vecd verici sayfelerinde hep bu kapıları haricine kapanmış, kendi hülyasının zevkine varan alemi, hep bu kendi ahengiyle dolan gönlü, kendi şiirine yaşamakla haz bulan tabiatı, fıtratı bulacaktım diyor. Bir yandan etkilenmekle beraber, Proust'la beraber Hisar'ı anmanın pek bir anlamı yok. Çünkü kendi dilini, kendi dünyasını oluşturabilmiş bir yazar haline gelmiş. Ve biraz da o dönemin etkisi var. Yani Abdülhak Şinasi Hisar'ı övmek adına Batı'nın önemli bir romancısına benzetmeyi tercih eden bazı yazarlar olmuş, dostları olmuş etrafında. Ve sen Türk Proust'u demiş. Belki onu kabullenmiş, kabullenir görünmüş, içinden de kabullenmemiş. Ben yani Proust'la Abdülhak Şinasi Hisar, bu da benim iddiam olsun. Hiçbir özel benzerlik, belki dilde uzun, bazen uzun cümlelerde falan. Yoksa Proust'un tekniği, anlattığı deformasyonları, hayattan, gerçek hayattan edindiklerini yazınsal bir dünyaya da kurmaca bir dünyaya dönüştürme şekliyle Abdülhak Şinasi Hisar'ın hiçbir benzerliği yok. Hiçbir benzerliği yok. Proust, Hisar aksine gücünü gerçekten alıyor. Yani kendi gerçeğinden. Hisar tabii. Evet. Hisar gerçekten alımladığı şey. Onu bir edebiyat potasında yeniden bir albaşık haline getirmemiş. Neyse o, maden neyse onu almış. Proust öyle değil. Yani Proust çok şeyler söylenir biliyorsunuz. Çok araştırmalar yapılmıştır. Çok ciddi, Batı'da olağanüstü ciddi araştırmalar yapılmış, okumalar yapılmıştır. Gerçek hayattan yola çıktığı insanları nasıl edebiyat insanlarına, roman kişilerine dönüştürdüğü konusunda Türkçe'ye de çevrilmiş en az 3-4 tane kitap bulmak mümkün, en az. Kaldı ki Mehmet Rifat gibi çok değerli bir yazarımız da yıllardan beri Rus üzerine çalışıyor. Evet. Çok emek verdi. Kesinlikle. Ben Mehmet ne düşünüyor acaba? Proust'la Abdülhak Şinasi benzer mi, benzemez? Abdülhak Şinasi bence sormak lazım. Hı. Bir uzman olarak Mehmet, çünkü Türk Edebiyatı'nda çok iyi bilen bir insan olduğu için sormak lazım. Yani Abdülhak Şinasi'nin artık ben yeni okuyucular tarafından Proust damgasıyla birlikte anılmasını şahsen artık müsaade ederseniz karşıyım. Lütfen. Abdülhak Şinasi Hisar, kendisi Abdülhak Şinasi Hisar. Şöyle diyelim mi o zaman? Biz de bugün Türk Edebiyatı'nın Proust'unu değil, Türkçe'nin Hisar'ını konuşuyoruz. Evet, evet. Yani çok güzel bir tespit söylediğiniz şey. Türkçe'nin Hisar'ı. Çünkü Türkçe'de bazı yazarları var. Hakikaten kendi anlatımları, üsluplarıyla, sentakslarıyla, söz dizimleriyle Türkçe'ye katkıda bulmuşlar. Mesela demin de andık. Refik Halit Karay. Yani bunun gibi mesela daha yakın dönemden hiç alakasız, üslupçu gözükmüyor ama kendi üslubu sonsuz olan bir yazar. Orhan Kemal. Her ikisi büyük üslupçu. Yani bu ona teknik olarak bana bir şey ukalalık halletmeyeceğinizi umarım. Lütfen. Şunu ummak isterdim. Bazı edebiyat tarihlerimizi yeni baştan ele almak ve yeni baştan her yazarımıza bir kez daha bakmak. Hem de yalnız var olan matbu eserleri değil, dergi köşelerinde, gazete köşelerinde kalmış binlerce yazı var. Bir dünyada orada yatıyor aslında. Başka bir edebiyat tarihi de o dergi sayfalarında, gazete köşelerinde yatıyor. Yani şimdi bazı yayın evleri bunu ciddiyetle bazı araştırmacıların sayesinde ele alıyorlar. Necmettin Turinay, onun bir hayranı olan bir edebiyatçı olarak eserlerini yeni baştan birkaç ciltte tamamlayamadı çabasını. Yayın evleri değişti falan oldu. Ama eseri Necmettin Turinay okuduğunuz vakit başka bir Abdülhak Şinasi'nin başka bir cephesi karşınızda. Kitaplar ve muharirler adıyla. Onlar edebiyatı. Hı hı. Bir de müzeci. Evet. Çok önemli bir müzeci. Sanıyorum ki Türkiye'nin Cumhuriyet döneminin ilk önemli gizli müzecilerinden birisi. Müze üzerine düşünmesi de çok enteresan değil mi? Yani aslında düşündüğü ve yazdığı birbirinden ayrı değil Hisar'ın. Tabii. Çok önemli bir şey. Yazdıklarında da eşyalar yani, üzerinden müthiş bir dünya kurar. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Mesela Proust'u düşündüğüyle yazdığının aynı şey olduğunu söylemek mümkün değildir. Tezatlar vardır, değiştirimler vardır. Ama Abdülhak Şinasi Hisar'da tezat falan yoktur. Düşündüğüyle yazdığı hep özdeştir. Müzede oradan geliyor. Bir Boğaziçi Müzesi olması gerekir diye bir yazısı var. Niye Boğaziçi Müzesi'ni istiyor? Kendi yazdığı eşyalar, insanlar, fotoğraflar, her şey orada müzede toplansın ve o hayat geçmişte kalmış. 19. yüzyıl Boğaziçi hayatı hiç olmazsa bir müzede yaşasın diye. Bunları maalesef bizim edebiyatımızda, düşünce hayatımızda uzun süre mülteci bir tavır addedilmiş. Halbuki bunlar mülteci bir şey değil. Tam tersine geçmişin var olmasını, yaşanmış bir geçmişi eşelemek yeni geleceğe ışık tutmaktır. Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman ben. Ne mürteciyiz efendim. Bunlar bizden başka bir şey değil baktığımız zaman aslında. Evet. Elbette. Yani hele sizin kuşak böyle yaklaşabilecekse büyük umut var. Abdülhak Şinasi, en azından Abdülhak Şinasi Hisar konusunda büyük umut var. Ama cenazesinin olduğu günlerde sanırım öyle bir umut yokmuş değil mi? Yapayalnız ölüyor biliyorsunuz. O Cihangir'de demin de andığımız eve taşınıyor. Orada bir yardımcısı, ona hiç yalnız, sonuna kadar yalnız bırakmamış bir yardımcısı bakıyor. O günlerce sokağa çıkmadığı ve artık boş boş bir koltukta otururmuş. Bomboş, saatlerce boşluğa bakarmış. Dünya, gelen dünyaya hiçbir ilgisi yok. Maddi açıdan da çok zorlanmış bir dönem. Ve nihayet Allah, kader tecelli ediyor ve ölüyor. Ölümden sonra birkaç kişi onun kim olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu bilen birkaç kişi var. Birisi Necdet Uğur, sonradan bakan olan Necdet Uğur. Şey var, Samet Ağaoğlu var tabii. O devirde Demokrat Parti devrinin önemli bir kişisi. Bu insanların alakasıyla cenazesi apar topar kaldırılıyor. Bir cenazede galiba 200 kişi var. 200 kişi bile yok. Ben uyduruyorum 200 kişi diye. 200 kişi bir rakamdır çünkü. Bir Alman Türkolog hanım varmış. Çelik Gülersoy diyor ki Türkiye nerede üniversite gençliği? Nerede gençlik diyor. Nerede, bunun okuyucuları nerede diyor. Almanya'da o çapta bir yazarı ölse Almanya birbirine girer diyor. Okuyabilir miyim o tam ifadeyi? Lütfen. İzin verirseniz size. Çelik Gülersoy'un o az önce sizin de bahsettiğiniz monografisinden alınmış bir ifade bu. Evet. İfade de şöyle diyor. Cenaze namazı Aksaray Valide Camii'nde az bir cemaatle 50 kişi kadar diyor. Ha, ben 200'e çoğaldım. 50, sizin gönlünüzün zenginliğinden efendim. Sağ ol. 50 kişi kadarla kılındı. Frau Buck. Evet. Bir Alman Türkolog. Ünlü bir Alman Türkolog. Şöyle diyor. Bir duvara yaslanmış için içine ağlıyor ve bana soruyordu. Almanya'da böyle biri ölünce ülke ayağa kalkar. Hani sizin hiç değilse üniversite gençliğiniz nerede? Talihsiz maceralar bunlar. Üniversite gençliği belki de o dönemde Abdülhak Şinasi Hisar'ı hiç tanımıyordu. Ama onu tanımıyordu. Mehmet Akif Ersoy'u tanıyordu. Onun cenazesine katıldılar. Hı hı. Yani çok önemli bir şey bu da. Yani gençliği suçlamak yerine Türkolog hanım suçlamış biraz. Öyle değil. Onlar bazen bildikleri vakit katılıyor. İşte Adnan adı var mesela, öldüğü vakit bir fotoğraf görmüştüm. Laleli'den ta Aksaray'a kadar yukarıdan çekilmiş bir fotoğraf. Binlerce genç insan, üniversite gençliği katılmış. O da yani bazı cenazelerde olmuş. Selim Beyciğim, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Son bir değerlendirmenizle bitirelim istiyorsanız. Değerlendirme değil de benim hasta bir özlemimi ifade edeyim. Nasıl Abdülhak Şinasi Hisar bu dünyada yaşananların başka yıldızlardan hala görülebileceği hayaliyle yaşamış ise ve bunun bilimsel bir gerçek olduğu da iddia etmişse de ben de çocukluğuma dönüp o Nimet Apartmanı'nın önünden ki defalarca geçmiş, babam orada üniversitede öğretim üyesiydi ki birkaç defa geçmiş, babamla birlikte inmiş çıkmışız o yokuşu. Geçerken bir gün Abdülhak Şinasi Hisar'a bir köşeden o yaşlı, çökük haliyle, biraz öfkeli, biraz mutsuz haliyle rastlamak hayalini hala taşıyorum. Öyle söyleyeyim. Niye böyle bir hayal güttüm onu da bilmiyorum. Yani o kadar karamsar da bir insan değilim ama Abdülhak Şinasi Hisar benim hayatımda derin etkisi, daha Fahim Bey'in esvaplarıyla başlayan o günden bugüne uzun yıllar benden ayrılmadı, beni yalnız bırakmadı. Ona şükran borçlumu söylemek isterdim. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Tüm bu macerada yazarlarımızın, yalnız Abdülhak Şinasi Hisar, birçok yalnızlığı var. Birçok yazarımız, başka yazarımızın da. Bunları konuşma fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. O onur bize, o gurur bize ait. Efendim ölümünün 60. yılında Abdülhak Şinasi Hisar'dan bahsettik. Türk Edebiyatı'nın Proust'undan değil, Türkçe'nin Hisar'ından. Bir sonraki programda bir başka yazarla, belki başka yazarlarla Selimlerin Dünyası'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.